Sözcü gazetesinden geliyor ekranlara. Gustavo ile sürpriz görüşme. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, deneyimli oyuncu ve 3 menajeriyle bir araya geldi. Gündemde indirim olsa da uygun bir teklif gelmesi halinde Gustavo'nun satılabileceği iddia ediliyor. Şimdi bakayım detaylarda. 2.75 milyon. Yani Görüşmenin. 2 milyon 750 bin euro garanti mi alıyormuş? 2, net mi alıyormuş? 2, e, sezon başı 2 milyon 750 bin euro net ücret yani alıyor. Yani bonusu yok. E Maç başı vardır canım. Net Burada yazmıyor ama. ama. Şimdi netse. Maç başı yok herhalde. Ve hani Fenerbahçe'nin verdiği maaşlar işte mesela dün konuşulan para var ya 2,5 milyon euro. Artı. Mert. Evet, evet, evet. O da her zaman olduğu gibi. Biraz yanlış aksettirildi tabii. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bir de şey çıktı yine. Abi sen bunu söyledin mi? Çünkü ben her şeyi yalanlıyorum He. ya. <laughs> ya şu programı seyredin. Çok kadar zor mu? O kadar zor? Mu? <gülüyor> <gülüyor> en kolayı bu doğru Ya bu şeyi yani tabii ki arkadaşlara bir şey demiyorum. Bizim e, sosyal medyamızda da bazen oluyor. Ya koca bir konuşmadan bir cümle çıkardığın zaman olmuyor. Mehmet Demirkoğlu olmuyor dedi. Hah. Yani Mert Hakan Helali hoş olsun kazanabilir. Bugünkü kulüplerimizin ekonomik, ekonomik şartları ve liramızın euro karşısındaki değeri açısından. Bu işin çok zor olduğunu söyleyelim. 2,5 milyon euro mantıksız bir paradır diyorum. Yoksa Mert gider Fransa'da 2,5 milyon alır. Mert Hakan gider Almanya'da 5 milyon euro alır. Alsınlar Helali hoş yani olsun ya, yani. hiç Kazansın iyi oynasın. Kimse kazansın. kazandığı parada gözümüz yok. Bizim kulüplerimizin gelir gider tablolarına bakıldığında ve liranın durumuna bakıldığında mantıksız diyorum. Söylediğim bu. bu Ama 2.5 milyon euro Mert Hagan alacaksa bu 100 Gustavo alır yani. O çerçeveden bakınca bu da mantıklı tabii. %15 istememek pozisyonunun garanti oyuncusu. Ben açık söyleyeyim bu kadar kendisini adayacağını düşünmedim o yüzden de ya niye acaba bu kadar istiyor bu kadar, kadar... kendisini adayacağını şu adamın hayatı öyle bir profesyonellikle geçiyor bilmiyorum ki diğer fark etmiyor ya yani. herkes işi hiç. gücü bırakmış hiç kimse futbolda falan alakası kalmamış o tek başına oynuyor kolay bir şey değil mi ya Brezilya milli takımında direkt oynamış bir oyuncudan evet. bahsediyoruz yani şimdi bu oyuncudan hani 2.750 milyon euro fazla istiyorsan git diyorsan bilmiyorum herhalde çok iyi daha iyisi gelecek ya da 2 milyon 750 bin euro değil rakam. Ya da Mert Hakan'ınki 2,5 milyon ya var. da farklı farklı varyasyonlar. Bakalım zaman gösterecek. Ya da Pellegrini gelmiyor. Ya da pe o olabilir.